Evet, cuma akşamı karşınızdayım ve pazar günü gideceğim Arife 216 için bilet bakacağım. Şöyle tarihi ilk önce yazıyoruz, giriyoruz. Sonra bulunduğumuz ile konak bir yerde gideceğim. Arife 216'yı seçtim. Ve seanslara bakalım. Ne seanslar varmış? Oha, 9.30 bile var. 1 var. 10.30 var. Pazar günü hangisine gitsem? Şu bence en iyisi ya. 11.50. Temiz. Hemen öğrenci olmamama rağmen öğrenciyi seçiyorum. Devam et. Baby. Yine o kadar dolu değilmiş be. Ben daha dolu diye tahmin ettim valla. Nereyi seçelim? Şu E'yi mi seçeyim? Tam orta. Perde şurası. E8 seç ya. Tek kişi gideceğim zaten. Ve benim hikayemi biliyor musunuz? Ben ve 216 şeyine katıldım ben. Yarışmasına katıldım. Ve ben yalnız katıldığım için hem Arif'i hem 216'yı canlandırdığım için beni seçmediler. İlla iki kişi olacakmış ve beni seçmediler. Galaya gidemedim. O yüzden para verip bilet alıyorum şu an. Üzüncü. Şöyle hemen bilgilerimi gireceğim buraya. Sonra alacağım. İşlem bu kadar. Evet, bilgilerimi girdim ve biletimi başarıyla aldım. 14 lira. Evet, sinemaya gitmeden önce şok markete uğradım. Filmde yemek için cips alıyorum. 80 kuruş tanesi. Veganız ama salak değiliz, çok şükür. Evet, şimdi gördüğünüz gibi saat kulesinin oradayım, konaktayım. Ahenk'le filme gidiyorum. Böyle işte buralarda kuşlar falan uçuyorlar, konuyorlar, yemek yiyorlar kendileri. Burada besleyebiliyorsunuz, fotoğraf çekiyorsunuz. Bu arada saat 11.49 ve seans 11.50'de. Yani şu anki paniğimi düşünebiliyor musunuz acaba? Ben düşünemiyorum çünkü çok panik bir insanımdır şahsen. Böyle gördüğünüz gibi kamera sağa sola titriyor. Çünkü paniklik. Bu arada Cinemaximum'da bir Mısır Yiyeceğim diye film izlerken 20 lira verecek değildim herhalde. O kadar da delirmedim. 80 kuruşa cips aldım. Bu arada o cips çok güzel. Kesinlikle tavsiye ederim. Bir de bir Illuminati'likten bahsedeceğim. Cuma günü hani ben şey yayınladım ya. Star Trek falan dedim. Uzay yolunda dedim. Turist Ömer dedim ya. Bugünkü gideceğim filmde Cem Yılmaz'ın filminde Turist Ömer uzay yolunda filmi laf arasında konuşuluyor. Ve ben bilmeden cuma günü onun lafını yapmışım. Aa, şok oldum valla izlerken ha. Cuma günü ve cuma günü bilinçsizce denk gelmiş. Bu arada burası da konak bir yere giden köprü. Çok güzel değil mi? Hava berrak. Böyle işte trafik falan yok neredeyse. Bu arada karşı taraftaki tramvay yapımı köprünün altından belki görüyorsunuzdur. Tam şey konak bir yer binasının ön tarafında. İşte oradan tramvay falan geçecek öyle. Şimdi filme gidiyorum. Bir manyak geçiyor. Barkodla girebilecek miydi? incehesap.com hesaplı teknoloji. Salona girerken sonunda buldum diyorum ya. O kadar çok aradım ki. Bu arada aklınızda olsun, mailde şeyin salon numarası yazmıyor. Filmin salon numarası yazmıyor. Bir Eruca gittim. Bir geri döndüm. En son gişe sordum. Dedim 11.50'deki seans nerede? Öyle buldum yani. Filmi izledim. Bu arada film muhteşemdi. Onun ayrıntılarını da birazdan vereceğim. Spoilersız anlatacağım. Ama küçük spoiler da verebilirim. Ama spoiler vermeyeceğim ya. Kararlıyım. Çok güldüm. Benim gibi birkaç kişi daha güldü. Herkes gülmedi. Çünkü anlamadılar galiba bence. Öyle böyle sahneler akıyor. Herkese teşekkür, herkese teşekkür. Telif yiyeceğim için tabii ki de müziği kapattım. Her zamanki gibi. Lanet olsun ya.
Son sahnesini bile çekmedim. After Credits vardı. Evet, şimdi çıktım filmden. Film çok güzeldi gerçekten. Hani gitmeye değer. Şöyle hemen çıkıyorum. Ayrıntılı yorumlarımı anlatacağım size. Evet, gelelim filmi anlatmaya. Film harikaydı. O kadar böyle en ufak ayrıntısına kadar gönderme vardı, detaylar vardı. Yani böyle Özgür Turhan gibi gönderme var, gönderme var, gönderme var diye bağırmak istedim gerçekten. Ay çok iyiydi ya. Yani bu filme eğer gülüyorsanız, nasıl diyeyim, sevdiyseniz Türk sinemasını gerçekten iyi takip ediyorsunuzdur. Dünya sinemasını iyi takip ediyorsunuz demektir. Böyle 1970'lere gönderme yapmışlar. Onun için 1970'leri az çok bilmeniz gerekir. Ben 1970'ler manyağı bir insan olarak ve Türk sinemasını az çok bilen bir insan olarak bayıldım. Eğer Türk sinemasını işte Türk yönetmenleri bilmiyorsanız sol taraf, ay yok sol değil artık, sağ taraftan Deniz Bağdaş'ın kanalını öneriyorum. Oradan az çok yönetmenlerle ilgili fikir edinebilirsiniz. Onun da kanalı çok güzel, çok eğlenceli, manyaklar zaten. Neyse, eğer böyle bu filmi spoilerlı olarak izlemek, yani bilgi edinmek istiyorsanız izledikten sonra filmi Nilüfer Baş'ın videosunu da sağ taraftan çıkartırım. O da spoilerlı olarak incelemiş Arif 216 filmini. Böyle yani çok güzeldi ya. Ben en çok şey şaşırdım ya. Sunay Akın'ın oğlu vardı. O şey kamera arkasında görevliydi. Onu da filmde oynatmışlar. Hatta şey görüyor işte, Cem Yılmaz galiba, yani Arif görüyordu. Babanı selam söyle falan yapıyordu. Bir o sahnede bir ben güldüm, bir de arkamdaki bir kadın güldü. Dedim sadece ikimiz anladık o zaman. Sadece ikimiz tanıyormuşuz Ali Ozan Akın'ı. Neyse, onun dışında böyle hep ya çok küçük küçük detaylar vardı. Yani ne diyeyim, eğer ya şimdi böyle şey yapıyorlar ya, of Cem Yılmaz bu sefer komik değildi, geçen filminde de bu kadar komik değildi, artık komik değil bilmem ne. Ya sen Cem Yılmaz'ı sadece güldürmesi için mi gidiyorsun? Eğer sen sadece Cem Yılmaz filmlerini gülmek için gidiyorsan gitme. 14 liran cebinde kalsın, aç YouTube'dan komik videoları üst üste izle, gül yani. Ne şeyin peşindesin? Bu sefer kahkaha atmadım. Anlamadığın için gülmüyorsun canım. Ve o kadar çok güldüm ki demek ki senin o kadar yani göndermeyi anlayacak şeyin yok. Bilgin yok o zaman. Bayağı para harcanmış yalnız. Gerçekten para harcanmış. Ve doğal olarak o kadar para harcanmaya filme sponsor almışlar. Onlara bile laf yok, reklamın içinde film vardı. Hani filmin içinde reklam değil bilmem ne. Bence harikaydı. Yani o kadar da ürün yerleştirme olsun. YouTuberlar daha çok ürün yerleştiriyor ve daha çok belli oluyor. Bu en azından filmin içine yedirmişlerdi. Çok iyiydi. Yani nasıl diyeyim? DC'ye kadar gönderme vardı. O derece. Öyle yani. Zeki Müren karakterini çok beğendim. Gerçekten zaten Şevket Çorumlu'yu çok severim. Onun dışında her şey harikaydı ya. Ben bayıldım. Tam bir kült film. Hatta yani Gora'dan daha çok beğendim bile diyebilirim. Öyle yani. Yine Yorekok gibi arka fonda konuşuyorum. Ön tarafta herhangi bir görsel. Böyle işte yürüyorum. Bugün de çok güzeldi. Bu arada benim gittiğim gün, ben 11.50 seansına girdim ya, 16'da da Optimum'da şey Cem Yılmaz'lar falan gelmişti şeye, İzmir'e. Onun gösterimi vardı ama işte ben onu bilmeden önce almıştım bileti. Ama sonra da dedim zaten İstanbul'da buluşamadık, boş ver ya dedim, İzmir'de de görmeyeyim yani. O kadar çok üzülmedim çünkü Optimum o kadar kalabalık ki normalde de. Bir de onlar geldi diye ekstra kalabalık olmuştur. Hiç o şeyi, kalabalığı gerçekten çekemezdim yani. Böyle işte yürüyorum. Bu arada da şeydi, yani ben bilmiyordum tabii. O zaman da arkadaşıma söz vermiştim, buradan sonra onunla buluşacaktım. O da iptal oldu. Neyse işte şimdi onunla tabii buluşmayacağımı bilmediğim için öyle yürüyorum şimdi. Sonra eve gideceğim. Sonra da seremoniye gideceğim.
Onunla buluşmayacağım için. Öyle yani geziyorum şimdi. İnsanlar hava güzel diye dışarı çıkmışlar. Ay. Böyle işte ay yoruldum konuşa konuş. He. Aa, bak burada da bir gemi iskeleti gibi bir şey var. Böyle insanlar onda fotoğraf falan çekiliyor. Karşıda da vapur iskelesi var. Konak vapur iskelesi. Burada da işte 1 liraya fotoğrafçılar var. Ben tabii onların yanından fotoğraf makinesiyle geçtiğim için kamerayla biraz tuhaf oluyor. Ay. Başka söyleyeceğim var mıydı ya? İnşallah unuttuğum bir şey yoktur. Bak işte bak 1 liracılık galiba onlar. Ha bak şimdi bak şu ağaçların oraya geleceğim şimdi. Ay onları yeni yapmışlar ha. Bizim şeyde yoktu. Bu tramvay muhabbetine yolları falan yeniliyorlar şimdi komple. Bu ağaçları nasıl getirdiler buraya bilmiyorum. Bu ağaçlar normalde de yoktu burada. Nasıl birleştirdiler bunları? Nasıl getirdiler? Hiçbir fikrim yok. Nasıl bir budama şeklidir bu? Gerçekte ağaç ha. Baktım dibine falan da. Ama anlayamadım. Ha bak bir tanesi birleştirememişler. Ama diğerleri nasıl oldu? Dalları nasıl uzattılar? Nasıl bir büyütme şeklidir bu? Anlam veremedim ama. İşte böyle sevgilinizle yürüyebilirsiniz. Gayet romantik bir ortam. Benim en uzak olduğum nokta. Ay. Baksana nasıl birleştirmişler ya. Durun size muhteşem İzmir tramvay mükemmelliğini göstereceğim. Geliyorum. Gelmek üzereyim. Birazdan. Ya bak bu şeyleri de mantar gibi şeyleri de eskiden yapmışlardı. Ha bak. Tramvay yoluna bak. Muhteşem İzmir Belediyesi çalışması. Yani metroyu 6 yılda falan bitirdiler. Artık bunu kaç yılda bitirirler? Hiçbir fikrim yok. Çünkü komple sahil yolunu yapıyorlar. Alt geçit yaptılar bizim o taraflara. Ne zaman bitecek? Kim bilir. Bak burada da kalabalıklar var. İşte sokak sanatçıları falan var. O dinliyorsun işte. Falan filan. O tarz şeyler. Bayağı bugün kalabalık hafta sonu diye toplanmışlar. Buluşmaya geçti olsa geldim. Bana tabak ayırmışlar. Çok tatlısınız. Yakından çekilerek kaçıyor. Deli nasılmış poğaça? Güzel miymiş? Ben daha içemedim valla. O jelibonu da ben beğenmedim ama annem beğendi çok ya. Bilemedim ben de. Birebir diye getirdim. Aynen ya. Valla. Böyle arkadaşlarım var işte. Valla. Bunu da annem yaptı yolladı. Patatesli. Tam yerken çekeceğim. Bir daha bulamaz diye yiyor. Yo şu an video çekiyorum. Saat kaç? 7 mi? 6 mı? Yok 6 galiba. Bu da en genç vegan. Şu an uyuyor. Biraz yemek yemek için küçük. Yoksa yedirirdik. Anne sütü. Bergenciğim nasılsınız efendim? Hello, teşekkür ederim efendim. Ben de iyiyim. Şükür. Çok zormuş orada. Valla. Zormuş. Afiyet olsun. Hadi uyan artık ya. Şöyle videomu sonlandırayım. Durun Bodrum'un. Karşıya kaç her şeye giderken. Evet. Orada Bodrum var. Oradaki vejetaryen rebe şey yapıp peynirini çıkartıp vegan olarak yiyebilirsiniz. Gayet lezzetli. Bak işte vegan mekanlar. Öğreniyoruz. Ay yedin mi? Nasıl? Güzel. Beğendin mi? Jelibon sevmem. Ben de sevmiyorum. Bu da normal bir jelibon olmuş.
Böyle karşı biraz sert. Durduk. Tadı daha tatlı olsa iyi olurmuş. Ya da ekşilik olabilir. Ha, ekşilik. Bak hem meyve suyunun şeyi vardı, şekeri vardı, hem bir de ben şeker ekledim. Aynen, o bile yeterli gelmedi. Aynen. Demek jelibonlar bilmiyorum, çok zararlı bir şey. O yüzden tasvip etmiyoruz. Ama bu sağlıklı bir jelibon. Bir de sıraya sonra. Teşekkür ederiz. Daha Bey, açıklayın, ne zaman vegan oldunuz? Söyle oğlum, ne zaman vegan oldun? Ne zaman fark ettin bunu? Anlat. O anne karnında vegan oldu. Anlat kendine bak. Şey oldu böyle, bütün hayvan bak, kendini gördü şu an. Evet, o minik bir vegan. Konuş. Konuş. Tavsiye eder misin? Konuş, nasıl bak, bebeklikte zor mu veganlık? Bak Eser Pandi. Sadece anne sütüyle besleniyorum de. Yapsak çok güzel olmaz. Eser Pandi tüketiyor musun acaba? Ne zaman B12'ye başlamayı düşünüyorsun? Depolarım dolu de 3 senem daha var. 3 sene sonra takviye alacağım de. Gülüyor. Ya tabii. Kaç isteyeceksin sanki. Sen. Benim gibi. Benim de böyle. Şok. Evet. İkbal Hanım, ne unuttunuz? Hızlı yapamıyorum da. Hakikaten böyle iki şeyi yapayım bari. Ya Dodex vurdur ya. Çok rahatım ben. Her şeyi hatırlıyorum ama. Şey var ya. Evet. Geliyor. B12 kullanan bir. B12 kullanmayan. Aynen. Gördüğünüz gibi bir yemekli buluşmanın daha sonuna geldik ve Pelin'le biz kaldık. Evet, bir sonraki yemekli buluşmada görüşürüz. Kedi gel.